Selamlar herkese. Bugünkü videomuzda Arbitrum Work Groups hakkında konuşacağız. Arbitrum'daki yani çalışma grupları hakkında konuşacağız. Daha önceki son videolarımızda Arbitrum'daki hibe programlarından bahsetmiştim. Projenizde bu hibe programlarına başvurabileceğinizden bahsetmiştik. Eğitimden oyuna, oyundan EE'ye kadar birçok hibe programı var. Ve bu hibe programları da gerçekten oldukça projelerinize hem destek finansal açıdan hem teknik açıdan destekleyen programlar. Ama tabii ki bu programlara katılmak, bu hibeleri almak aslında kolay ama çok kolay değil. Alabilmek için doğru yollardan gitmeniz lazım. Ve bence çalışma grupları da burada oldukça fayda sağlıyor. Ben bu hibe programlarına başvurmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsanız bence çalışma grupları oldukça faydalı. Onun için bugün bu çalışma gruplarından sizlere bahsetmek istiyorum. Working groups dediğimiz gruplar aslında hem topluluğun hem de buradaki Arbitrum ekibinin bir araya geldiği ve burada sizlerin biraz daha hem topluluğun hem işte buraya yeni giren kişilerin Arbitrum'u anlaması, buradaki programlar hakkında bilgi alması, Arbitrum'un nasıl çalıştığı hakkında bilgi alması ve program hakkında daha detaylı bilgilere erişmesi için gerekli iletişim grupları, topluluklar diyebiliriz. Ve burası bence network içinde oldukça önemli. Örneğin işte burada görüyorsunuz mesela her hafta 1 PM UTC yani Türkiye saatiyle 4'te pazartesi Arbitrum Research and Development Collective'in bir toplantısı oluyor, toplanıyorlar. İşte burada telegramları da var, girebiliyorsunuz. Veya burada farklı bir grup var veya işte Arbitrum'un yatırım tarafıyla ilgili farklı bir grup var. Yani örneğin bu gruba girip orada insanlarla tanışabilir, toplantılara katılıp oradaki insanlarla sohbet edebilirsiniz. Ya çünkü burada hibe almak istiyorsanız ekosistem hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız da gerekir. Hocam benim WebIK'de projem var, başvurayım hemen hibeyi versinler derseniz hibe almanız kolay değil. Ama bu programlara katılır, Arbitrum'un, blockchain'in, Web3'ün ne olduğunu anlamaya çalışır ve buradaki insanlarla tanışırsanız, doğru networkleri elde ederseniz hibeyi almanız oldukça kolaylaşır. Çünkü şu açıdan önemli. Bu hibeyi vermelerinin belli amaçları var ve siz de bunları ne kadar benimserseniz bu hibeleri alma ihtimaliniz o kadar yükseliyor. Ve bu network sizlere çok daha fazla şeyler de katabilir hibeden dolayı. Onun için bu çalışma grupları oldukça önemli. Onun için paylaşmak istedim. Mesela iş geliştirme tarafıyla ilgili bir working grubu var. Yine her perşembe Türkiye saatiyle altta toplantı var. Bunlara katılabilirsiniz. Linkler burada zaten var. Ben bunun linkini de paylaşacağım sizlerle. Onboarding yani buraya alışma sürecine, buraya giriş süreciyle ilgili gruplar var. Bunlara yine katılabilirsiniz. Sosyal medya tarafıyla ilgili. Yani gerçekten bu working groups dediğimiz çalışma grupları sizlerin Arbitrum'la özellikle tanışma sürecindeyseniz, özellikle bu ekiple iletişim kurmak istiyorsanız ve bu ekibin sizleri tanımasını istiyorsanız bunlar oldukça önemli bence. Onun için de mutlaka katılın derim. Ve burada biraz daha detaylarından bahsedelim. Yani bu çalışma grupları neden önemli? Çünkü yani burada birçok ekip dışında birçok projeyle de tanışabilirsiniz ve işbirliği yapabilirsiniz. Yani Web3 geniş bir sektör kendi içinde ama uzaktan baktığınızda küçük bir sektör. Bunun için de buradaki insanlarla bağlantı içinde olmanız, network içinde olmanız önemli. Eğer bir proje kurucususanız topluluk sizi tanımak istiyor. Topluluk sizi görmek istiyor ve bu topluluğun karşısına geçtiğinizde de kaliteli projelerle işbirliği içindeyseniz bu sizin işinizi arttırır. Ekosistemi geliştirmeye katkıda bulunursanız burada siz daha çok kişi tanır. Ve bu çalışma gruplarıyla fikirlerinizi paylaşabilir. Başvuru öncesi örneğin çalışma gruplarıyla fikirlerinizi paylaşabilir. Gelen eleştirilere, gelen önerilere göre projenizi de revize edebilirsiniz. Yani birçok çalışma grubu var burada. Geliştiricilerin olduğu gruplar, toplulukların olduğu gruplar, venture'ların yatırım tarafıyla ilgili gruplar, eğitim taraflarıyla ilgili gruplar, birçok grup var. Burada sizin projenizle ilgili olan gruplara dahil olmanız ve buraya adapte olmayı çalışmanız önemli. Ne oluyor bu gruplarda? Giriyorsunuz, toplantılar oluyor, orada insanlarla tanışıyorsunuz. Telegram grupları oluyor, DC grupları oluyor. Bunlara giriyorsunuz, insanlarla tanışıp network içinde oluyorsunuz. Bir iletişim kuruyorsunuz. Yani şöyle düşünmeniz lazım. Web3 büyük bir sektör ve global bir sektör. Ve bu sektördeki insanlarla fiziki olarak her zaman tanışmak mümkün değil. Onun için Web3'ün networking alanı online alanlar. Bunlar da işte Telegram, DC, toplantılar, bu alanlar. Onun için online olarak Arbitrum'un aktif olduğu yerlerde siz de aktif olursanız sizin burada başarılı bir proje çıkarmanız ve hibe almanız daha olası. Nasıl işliyor çalışma grupları? Yani çalışma grupları içinde de eğer yani bir topluluk üyesi dışında katılıyorsanız belli görev alanları da var. Tüm bu grupların içindeki her şey oylamayla yapılıyor. Haftalık düzenli toplantılar var ve her şeyi de şeffaf olarak ekiple paylaşılıyor. İşte gaming tarafında da topluluklar var, çalışma grupları var ve buradaki grupların amacı da aslında Web3 oyun projelerini teşvik etmek ve buradan oyun projelerine fon sağlayarak başarılı oyun projelerinin Arbitrum'da çıkması. Daha önce örneğin burada böyle bir çalışma grubu Arbitrum forum üstünde bir oylama açarak hibe dağıtımı sağladı. Buraya katılırsanız dediğim gibi ana odağınız networking olsun, networking sağlayacaksınız. Konu olanaklarına erişebileceksiniz. Zaten buraya katılmadan
da fonlara başvurabiliyorsunuz ama burası size bir katalizör gibi sürecinizi hızlandırabilir. Kendinizi geliştirecekseniz hem Web3 ekosistemi hem Arbitrum ekosistemi ile ilgili ve belki buradaki birçok oylamanın içine katılarak söz sahibi de olabileceksiniz. Nasıl katılabilirsiniz? Zaten size az önce paylaştığım linki paylaşacağım. Burada çalışma grupları var, Telegram linkleri var, toplantılı linkleri var. Bunlara katılıp doğrudan tanışabilirsiniz insanlarla. Forumlar var, DC'de gruplar var. Bunları takip edebilirsiniz. Ama tabii ki buradaki en önemli şey aktif katılım ve biraz girişken olarak orada insanlarla tanışmak, belki öneriler sunmak, eleştiriler sunmak, sorular sormak. En önemlisi bu gruplara ilk katılım ve aktif olmak olacak. Çalışma grupları gelecekte de devam edecek. Arbitrum bu konuya önem veriyor. Yani birçok buradan hem başarılı projenin çıkması buradan oldu, birçok fonun ilk çıkışı buradan oldu ve hep beraber karar alma, şeffaf karar alma burada oldukça pozitif bir şekilde ilerletiyor. Ve dediğim gibi burada bugüne kadar Arbitrum ekosisteminde birçok etkisi aldı. Burada bunları da verdim az önce söylediğim gibi sizlere. Bunu kafanızda da büyütmeyin bu çalışma gruplarını. Hani ya buraya da mı katılmak lazım şu. Yani buna katılmak zorunda değilsiniz. Ama Web3'ü tanımıyorum. Ben nereden başlayacağım diyorsanız bence kesin katılın. Sohbet edilecek ortamlar. Yani genel olarak böyle toparlayabilirim. Linkleri bırakacağım aşağı. Katılmanızda fayda var. Yine sorularınız olursa da mutlaka yorumlarda belirtin. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur. Gelecek videomuzda da Arbitrum forumları hakkında konuşacağız. Arbitrum forumlarını beraber inceleyeceğiz. Gelecek videoda görüşmek üzere.